dolar 30 lira oldu ne düşünüyorsun? Olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Nasıl olsa olacak. Dolar 30 lira oldu ne düşünüyorsun? Allah hayırlısını nasip etsin, yapalım. Hayırlısını nasip ede 30'a ulaştırdık. İyi olur inşallah. Dolar 30 lira oldu ne düşünüyorsun? Allah'ım inşallah 1 liraya düşürür. İnşallah maşallah olacaksa hep birlikte inşallah. Yok ben dedim. Şunu söylemek istiyorum. Bizim düğünlerde dolar atıyorlardı, gerçek dolarda. Şimdi biriktirseydik zengin olurduk herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz? Dolar 30 lira. Yaşasın, ben hiçbir şey düşünmüyorum. Bu bir şey anlamaz, bu bundan bir şey bilmez. Sonuna kadar reis. Ama dolar 30 lira olsun. İmamoğlu artık burada bir hükmü kalmadı yani. Ne İmamoğlu ne reis mevzum? Dolar. Olsun. Dolar 30 lira da olsa sonuna kadar reis. Dolar 30 TL oldu ne düşünüyorsun? Her an her şey olabilir. Burası Türkiye. İner mi dolar sizce? İnşallah diyelim ama hiç zannetmiyorum. Dolar 30 lira oldu ne düşünüyoruz? Ben dolarla hareket etmiyorum Türkiye'den. Ben çünkü benim TL olduğu için dolar aldı başını yürüdü. Euro aldı başını yürüdü. Benim TL'm düştü. Sıfıra düştü. Şimdi bana %37 vermiş. Ben bu parayla ne yapacağım? Ben emekli bir insanım. Bu emekli paramla ben geçinemiyorum. Her şey oradan oraya giriyorsa fiyat değişik. Oradan oraya gidiyorsa fiyat değişik. Bir elbise alamaz duruma geldik. Ayakkabı alamaz duruma Bunun geldik. Sizin zamanınızda çarık şimdi, varmış. Şimdi ayakkabı giyiyorsunuz. Tabii Tayyip Erdoğan her yerde petrol fışkırttırıyor diyor. Diyor ki her yerde petrol çıkarıyorum. Her yerde şey çıkarıyorum. Onun için mazot aldığı akaryakıt 40'ı geçti. Bu da neredeyse 50'ye dayanacak. Biz dayanacak bizim gücümüz kalmadı artık. Kemer yeter. Sıkacağız amca yapacak. Sıka sıka zaten göbek de gitti. Göbek de kalmadı. Eridi. Ama Allah bizim insanlarımızın yardımcısı olsun. Daim yanında olsun. Ama Tayyip Erdoğan olana kadar biz yanmışız. Bir gitmesi gerekiyor. Ya tamam. Ya nereye kadar ya? Nereye kadar bir kemer sıkalım ya? Nereye kadar ya? Ya ben aldım maaşla geçinemiyorum. O %37 alsın kendisi geçsin göreyim ya. Diyorlar ben ki... bağıra bağıra konuşacağım. Ben korkmam yani. Ama tamam ya biz halkçıyız ya. Biz Türkiye vatandaşı. Bizim kimliğimizde TC yazıyor. Biz ayrım gayrım istemeyen bir insanız. Ama gel geleni %37 bana veriyoruz. %37 al bakayım geçin, geçin de ben seni göreyim. Şimdi seçime kadar bir yapılandırma gelse emekli maaşına. O güzel. Seçimde yerel hemen peşindeki zamı, peşindeki zamı görüyorsun. Cebindeki parayı. Daha olan parayı gelmeden gidiyor. Olan parayı da çekiyor cebinde. Cebindeki olan parayı da çekiyor. Ben bu parayla geçinebilir miyim? Cebimdeki para da çıkıyor. Ya ne ver bana ne zam ver. Ben zam istemiyorum. Ama her şeye her şeyi %100 getiriyorsun. Bana getiriyorsun. %37 veriyorsun. Öbür emekli memur emeklisine getiriyorsun. %47 veriyorsun. %49 veriyorsun. Allah'tan rahmet eylesin. Emekli hepsi emekli. Bir dakika. Emekli hepsi eşit olması lazım. Ya o da memur emeklisi. Ben de işçi emeklisiyim. Memur emeklilerim kusura bakmasın. Yani Allah'tan rahmet değildir bu. Ben işçi emeklisiyim. Ben alıyorum %37 bana veriyor. Ben memurun gözüm, parasının gözünde gözüm yok yani. Parasından gözüm yok. Ama insanca yaşayalım Türkiye Cumhuriyeti'nde. Halkça yaşayalım. Kardeşçe son, yaşayalım. Beraber birlikçe yaşayalım. Hanımı alıp böyle bir yemeğe çıktınız. Vallahi çıkamıyorum. Billahi çıkamıyorum. Et alamıyorum. Et alacak gücüm kalmadı. Kıyma alacak gücüm kalmadı. Bir tavuk yiyorduk. O tavuğu da soframıza kaldırdık. Ay amcam. Yok kaldırdık kardeşim. Yalan değil ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey diyemiyorum. Yarısı doğru, yarısı yanlış. Yok. Yarısı yanlış. Dinleyelim abi. Ya Türkiye'nin şeyi belli zaten bütçesi. Yani herkese %200 verirse zaten millet fırsat bekliyor. %10 yapacağını %100 yapıyor. Devletin şeyi yok ki. O zaman önlersin. Bizim insanlık ölmüş artık yani. Adam düşünmüyor ya. %100 ne yapıyorsa arkadaşlar %10 yap herkes. Ama şöyle düşünün. Asgari ücrete zam gelince çalışan kişinin de masrafı artıyor. İşçinin masrafı artınca esnaf da bunları ürünlerine yansıtıyor. Ama onlar o kadar zam yapmasa her şey yürümez öyle. Yani sizin dediğiniz gibi olmuyor o zaman. Her şey normal olursa o şeyde verdiğim maaş da normal olacak yani bize yetecek kadar. Ben emekliyim fazla arkadaşından fazla para da alıyorum ama benim gelirim var. Gelirim olmasa hakikaten geçinemez. Olmuyor yani. Ben emekli olduğum halde çalışıyorum. Çalıştığım halde benim öbürlerine ikramiye veriliyor. Bana ikramiye verilmedi. Hayır, çalışan emekliye arada... de ikramiye verilecek şimdi doğruya doğru diyelim. Verildi mi? Verildi. Ama tepkiden verildi. Sonra verildi. Ama niye ayrım gayrım yapıyor? Seçim, seçim olduğu için bunu verdi bana. Biz hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz biliyoruz. Şimdi Türkiye'de fakirlik aldı başını yürüdü. Zengin aldı başını yürüdü. Zengini zengin edildi. Fakiri de ekmeğe muhtaç etti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dolar 30 lira oldu ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünecek halimiz kalmadı ki neyi düşünelim? Düşünülecek bir zaman var mı? Bu ülkede emeklisine söz verip de yerine getirmeyen bir cumhurbaşkanımız var. 7500 lira gibi bir parayla bu insanlara geçin diyorsa ben 20 yıldır oy verdim bu AK Parti'ye. Ama bundan sonra vermeyeceğim yani. Önümüze... Hiçbir kuruma, hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Çünkü o kadar kırıldık ki hangisi gelirse gelsin değişen bir şey olmaz. Çünkü muhalefetin olmadığı bir ülkede ne emekli hiç kimse düzgün bir maaş alamaz. İlk önce şunu söyleyeyim. Bu ülkede adalet sistemi çökmüştür. Bu ülkede adalet hukuk yok. Bunu kendimden biliyorum çünkü. Bu 5000 liralık olayda biliyorsunuz çalışanlara vermeyeceğiz dediler ama ben çalışan değilim. Sadece sahte kimlikle adıma şirketler kurmuş. Ben 20 senedir uğraştım. Yardım için de ilçe teşkilatına gittim. Sütlüce'deki nasihat alıyorsun. Bunlara sadece oy ver. Orada keyiflerini sürsünler. Meclisin bahçesinde milletin yemedik
yediklerini yesinler. Ondan sonra da şimdi bu yerel seçimde oy istemeye gelecekler. Şunu düşünüyorum ya, hangi yüzle gelecekler? Ben emekli olarak, benim diyor ki halkın diyor gönlünü alın. Cumhurbaşkanı herkesin diyor gönlü. Nasıl alacaksın? 7,5 milyon verdiğin emeklinden mi gönül alacaksın? Alamazsın. Ve ben şu anda da uyarıyorum birçok arkadaşımı. Bak ben Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa'da doğdum, büyüdüm. Bu yaptığı çok büyük yanlış. Peki yerel seçime yaklaşık bir süre zarfında bir emekliye bir kere daha zam yapsa? Vermeyeceğim ben. Çünkü kendime bir sözüm yok. Yoksa kendime saygım olmaz. Bundan sonra hiçbir partiye oy vermeyeceğim ve hakkımı da helal etmiyorum bu insanlara. Bakın şu anda seçtikleri Murat Kurum'u diyorlar. Ben buradan kendisine sesleniyorum. İstanbul'un trafiğini çözeceğim diyor. Ben ağır makine ustasıyım. Deniz nakliyat gemilerinin tamiratını yapıyordum. Buradan söylüyorum. İstanbul'un trafiğini Ataşehir'in merkezine, finans merkezini kurdunuz. Oraya 50-60 bin kişi gelecek ve İstanbul trafiğine 50 bin tane trafiğe araç çıkacak. Bugün İstanbul'un çaresi nedir biliyor musun? İstanbul'u boşaltmaktır. İstanbul'u boşaltmadığınız müddetçe bak diyor ki ben geldiğimde diyor TOKİ evleri sağlam evler yapacağım diyor. Ya akıl var, mantık var. Sen o sağlam evleri yapmışsın. Senin altyapın yoksa, o altyapı çöktüğü vakit bu insanlar affedersin poposunu bile yıkayamaz. Bak su bulup poposunu bile yıkayamaz. Su da içemez. Elektrik de kullanmaz. Belki de o doğalgazlar patlayacak patır patır. Sen İstanbul'u boşaltmayın. İstanbul'u doldurmanın amacı nedir? Şimdi diyorlar ki kanalı yapacakmışım. Kardeşim o kanalın bana ne faydası var ya? Veya şu ana kadar bak ben Ankara'ya gittim bundan 3 gün evvel. Kaç para verdik biliyor musun sırf giderken? 350 lira para verdik. Bu köprü geçişi değil ha, sadece yol. Yol parası. 350 700 lira kafadan gitti. Ben anlamıyorum. Yap işlet diyerek insanları kullanıyorlar ya. Ya bu millet kör yani. Gözleri artık kör, uyanamamışlar. Ama uyanamıyorlar. Sizin tabirinizde ben artık oy vermeyeceğim. Uyandım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Anlatamadım. Bakın ne diyorum size. Hangisi gelirse gelsin bu ülkede bir çözüm ulaştıramayacaklar. Daha da kötüye gidecek. Enflasyon daha kötüye gidecek. Siz doları diyorsun. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Dolar Şubat'ın başında en azından 31 lira olacak. 1 lira daha artacak. Daha belki yukarı gidecek. Engelleyemezler. Siz üretim yapmıyorsanız. Bu ülkede üretim diye bir şey yok. Bakın geçen gün televizyon seyrediyorum. Dünyanın her yerinde gıda enflasyonu %10 düşüyor biliyor musunuz? %10. Bizde kaç? %70. Peki bu tarım ülkesi bura. Siz ne yapıyorsunuz ya? Üretmiyoruz. Üretmiyoruz. Çalışmıyoruz. Biraz bizim insanımıza da suç yok mu? Bakın bu milletin bir savaşa girmesi lazım. Savaşa düzelmesi gibi. Mümkün değil. Niye diyeceksiniz? Üç kağıtçılık bizde. Her türlü melanet bizde. Maneviyat yok. Ahlak yok. Ne beklersin ya bu milletten? Bu millet nasıl bir anda böyle oldu? Bundan 10 yıl önce böyle şeyler var. Bu milletin sebebi ne biliyor musunuz? İnsanları 7500 lira veyahut da diyorlar şu anda asgari ücretin 14 bin lira oldu. Siz İstanbul'da 14 bin lirayla geçinebilir misiniz? Mümkünatı. Ama bunları ekonomistim diyenler televizyonlara çıkıp konularken ben gülüyorum ya. Gülüyorum. Niye biliyor musunuz? Nasıl bir ekonomistlik bu ya? İstanbul'da geçinmek için 50 bin lira lazım. Diyorlar ki geçinemiyorsan da İç Anadolu'ya git. Doğrusu o. Doğruyu söylüyor. Onu söyleyen kimse doğru söylüyor. Vatandaş senin benim bugün, gibi insan. Bugün büyük bir irade lazım. Bu da neyle olur? Bir ülke kanunlarla yönetilir. Bu ülkede kanun yok ki. Kanunsuz yönetiliyor. Bakın kanun yok. Adalet yok. Adalet olsa bende olur. Ben 20 senedir kimliğimden doğru uğraşıyorum. Niye biliyor musunuz? Ben mahkemeye verdim. Büyük bir para harcadım. Mahkeme kararında çıkan bu kişinin bu kişi olmadığı kimliğiyle şirketler kurulduğu ispat etmişim. Ama geçen gün hani dediğim gibi 5 bin lirayı alamadım. İyi ki de böyle bir şey çıktı. 5 bin lira olayı çıktı. Yoksa öğrenemeyecektim. O 5 bin lirayı alamadığıma ben üzül aldım ben şu anda. Gerçi aldım ama iş işten geçti. Benim adaletle sorunum var. Ben oradan mahkeme kararı hani diyor ya Cumhurbaşkanımız biz adalet sarayları yaptık. Efendime söyleyeyim hastaneler yaptık. Ya bu hastanelere giden her gün 3 bin 4000 kişi gidiyor. Bu insanlara soruyorlar mı ya? Bu hastalıklar niye var bizim bu kadar ülkemizde? Benim kızım İngiltere'de yaşıyor. Hastanelerde bir kişi göremezsin baba diyor. Çünkü sağlıklı beslenmiyor. Sağlıklı. Bakın yakın zamanda şunu söylüyorum. Bu insanlar patır patır dökülecek. Hastalığın diyor ki ben yürüyemiyorum, edemiyorum. Gidiyorlar doktora bir ilaç veriyor, gönderiyor. Kardeşim bir insan magnezyumunu alamıyorsa, kalsiyumunu alamıyorsa yiyeceklerden. Bu insanlar yakında o gençler var ya o ekmek yediklerinden de patır patır dökülecekler. Ekmek yiyerek okul okunur mu ya? O çocuğun sen sepetine fındığını fıstığını koyamıyorsun. Ben kalkıp da ülkeyi yönetiyorum demek bence biraz abartılı geliyor bana. Bana öyle geliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlarsınız herhalde.